Şaşkınlığımla çocuk devredeyken sırdaşıma usulca açıkladım. Ben 6 yaşındayken başladı yani. Babamın bana 6 yaşındayken bir bağlama almasıyla başladı aslında. Problem esas oradan başladı. Belki de bu konuda en fazla suçlu babamdı. Yani iyi şarkı söyleyen, çocukken iyi şarkı söyleyen insandım ama pek fazla iyi kafa tutan bir insan değildim açıkçası. Kimlik sorunu yalnızca insanın milliyeti ya da milletiyle ilgili değildir. Yani kişilik sorunu ilk önce insanın ben var mıyım yok muyum diye başlar. Yani hayatın içerisinde varsanız, hayat için bir şeyler yapıyorsanız bunun çok ağır bedelleri vardır. Bu benim için de geçerlidir. İşte bir ülkenin yöneticileri için de geçerlidir. Bakkal için de geçerlidir. Eczacısı için de geçerlidir. Ama sanatçı halkın sesi, halkın gözüdür. Yani çağın tanığıdır. Ve çağın birebir tanığıdır. Yani bütün cinayetlerin tanığıdır. Görür ve anlatır. Halk görür anlatamaz. Halk susar. Sanatçının işi gördüğünü anlatmaktır. Korkmadan anlatmaktır. İyice anlatmaktır. Ama bunun altında düşmanlık. Ben o zaman aslında önemli bir şeyler açıklamak adına değil. Yani bir Kürt asıllı bir insan olarak bir kaset yaptığımı ve bir tek Kürtçe kaset yaptığımı değil. Bir kaset yaptım ve Kürtçe bir şarkı söylediğimi çok iyi niyetli bir şekilde söyledim. Orada yani ben bu kadar tepkinin geleceğini aslında bilmiyordum. Tahmin bile etmiyordum. Ve Kürtler ve Türkler 1500 senedir, binlerce yıldan beri birlikte yaşayan bu halkın gerçekten kardeş olduğuna inanıyorum. Yani bunu böyle istediğim için, yani Kürt asıllı olduğum için böyle bir şarkıyı söylemek istediğim için yaptım. Yani işte sen madem Kürtçe bilmiyorsun, bu Kürtçeyi nasıl söyleyeceksin diye sordular. Yani bunun cevabı çok kolay. Yani Türkiye'de bugün Portekizce, İspanyolca, İngilizce şarkıcılar nasıl söylüyorsa ben de böyle söyleyeceğim yani. Güzel annem, bir çiçeği düşünürken ürpermek yok. Gülmek, umut etmek, özlemek. Ben her yerde şunu söylüyorum. Ben yaşamın hiçbir döneminde, hiçbir aşamasında orada büyüdüm, orada yerleştim, orada yediğim, orada içtiğim, birlikte hayatı paylaştığım insanlara şerefsiz demedim. Ve bunu demeyecek kadar koskocaman dev asabi yüreğimin de olduğunu herkes çok iyi bilir. Baba olamayacağım örneğin. Toprak olmalı. Ne garip şey anne. Hiçbir yanlış yapmamış bir Ahmetkan'ın yalnızca Kürdüm dediği için başına bu kadar felaketlerin gelmesi doğal mıydı? Beni annemden, beni kardeşlerimden, beni ailemden, beni ülkemden, beni dostlarımdan, beni çocuklarımdan, beni eşimden ve en yakınımdaki insanlardan ayırma için bir sebep miydi gerçekten bu? Onları vicdanlarıyla baş başa ve yürekleriyle baş başa bırakıyorum. Acını süpürmek için açtın kapını. Bir sabah anne, bir sabah. Acının süpürmek ben o kadar çoğu, o kadar kenar mahalle, şehrin varoşlarından, şehrin damarlarından çıkıp İstanbul şehrinin, Bizans'ın ortasına gelen bir Ahmet Kırak bugün böyle bu tür sürgün işlerini yaşamayı hazmedemiyorum açıkçası ya. Ya intikamcı duygulardan arınmış ve gerçekten Türkiye'de iç barış isteyen, artık insanların kıçının dibinde yani bombaların patlamasını isteyen, yani patlamasını istemeyen, evet, artık turistlerin rahatlıkla gittiği, yani insanların artık ben köyüme gidip köyümün çeşmesinden bir bardak su içmek istiyorum, oraya gitmek istiyorum diyen insanın rahatlıkla bugün gidebileceği bir Türkiye yaratmak için kolları bir kere sıvadık. Burada arama, arama anne. Doğru, namuslu bir insan olarak yaşamanın tek bir koşulu, tek bir şartı vardır. Hiçbir zaman sanat, şöhret, para, pul, ar, namus, her şey ama her şey insanın kültürel anlamdaki, siyasal anlamdaki, ulusal anlamdaki kişiliğinden çok daha önemli değildir. Koparma anne, ağlama, saçlarına yıldız düşmüş. Bir gazete muhabbetinde söylediğim bir şey vardı. Yani meraklısına duyurulur. Benim kefenim arka cebimde duruyor. Hiç sırtımı da duvarlara yaslamadan dolaşıyorum. Sırtım açık, bir şarkıda söylediğim gibi beni bir çocuk bile vurabilir. Boynuna bakıldığı zaman ensesi görünecek kadar şeffaf bir insanım. Düşmüş, koparma anne ağlama. Kaç zamandır yüzüm tıraştı. Gözlerim şafak bekledi. Uzarken ellerim kulağım kirişti. Ölümü özledim anne. Yaşamak isterken delice. Ah verebilseydim keşke. Yüreği avucunda koşan her bir anneye, tepeden tırnağa oğula ve kıza kesmiş bir ülkeye armağan. Direkmişliğimle genç, şaşkınlığımla çocuk devredeyken sırdaşım. Evet, alıyorum sesinizi. Evet, kısaca duygularınızı alabilir miyiz ilk önce?
Tabii öncelikle halkımızın başı sağ olsun diyeceğim. Ölüm haberini ben öğleden sonra duydum. Şoktayım, ne diyeceğimi bilemiyorum. Böyle durumlarda söz kifayetsiz kalıyor bende. Ne söylesen bir eksik, ne konuşsan boş. Her şeyden önce çok yakın bir dostumdu ve yol arkadaşımdı. Sayın Tuç. Yol arkadaşım, böyle can dostumu kaybettim. Tarifsiz bir acı içinde olduğumu söylemek istiyorum. Evet. Bizler Sayın Tunç, sizi insanlık kesmek, adına... Sayın Tunç, ben sanıyorum televizyonun sesi yankı yapıyor. Bu söylediklerinizin anlaşılmamasına yol açıyor. Kısabilir misiniz televizyon sesini? Peki. Evet, çok teşekkürler. Sizi kestiğim için kusura bakmayın. Buyurun, evet. İnsanlık onuru adına bir şeyler yapmaya çalışan birkaç insandık. Onun sesi, Ahmet'in sesi son süreçte hepimizden gür çıktı. Avazı çıktığı kadar bağırdı. Fakat kalbi daha fazlasına dayanamadı. Keşke doğduğu topraklarda ölseydi diyorum. Neyi, nerede, ne zaman söyleyeceği üzerine aslında hiç düşünmeyen bir insandı. Hiç hesapları yoktu. Yani ince hesapları olmayan bir insandı. Bu ülkede Yusuf'un da ifade ettiği gibi önemli bir popülarite kazanmıştı. İsteseydi Türkiye'de bir şöhret olarak yaşayabilirdi, yaşamını sürdürebilirdi. Ama o onuru ve onun bedeli olan, onun karşılığı olan sürgünü seçti. Ben kendi adıma ülkeyi terk edişini hiçbir zaman onaylamadım Ahmet'in. Hatta defalarca kendisine söyledim. Bedeli ne olursa olsun her şey bu ülkede olmalıydı diye düşünüyordum. Ölümde, yaşamda. O böyle olmasını istedi ve dediği oldu. Kendisi gibi yaşayıp, kendisi gibi öldü diyebilirim. Hayatı boyunca aslında Ahmet bizi hep şaşırttı. Ölürken de, bugün ölürken de öyle oldu. Son çıkışları, belki de bu lincine neden olan son çıkışları, bugün Mesut Yılmaz'ın da gündeme getirdiği ve bu ülkede belki de Türkiye'nin geleceğinde tayin edici önemli olan Kürt kültürü ve diliydi. Ama onun payına linç edilmek düştü ve Yılmaz Güney, Nazım Hikmet gibi vatan haini damgası yemek düştü. Sürgünde ölmek düştü bunun sonucu. Evet, gerçekten. Diyebilirim ki bütün bunlar belki gelecekte çok daha farklı şekillerde konuşulacak, gündeme gelecek. Ama büyük acılar içindeyim. Bunu beklemiyordum. Böyle bir haberi, böyle bir ölümü beklemiyordum. Evet, gerçekten çok ilginç. Ahmet Kaya bir tek Kürtçe bir türkü yaptım, bunu söyleyeceğim diye lince uğradı. Şimdi ise Türkiye'de Kürtçe televizyon açılsın mı açılmasın bir tartışması var. Bu linci nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bir, ben Sayın Hayaloğlu'na ve Sayın Suavi'ye de sordum. Bu olay, Ahmet Kaya'nın bu acısı acaba bir takım çevrelere ders olacak mı? Özellikle medyaya. Türkiye'de demokrasi, insan hakları, özgürlükler adına kazanımların elbette büyük bedelleri olacaktı. Olmaya da devam edecek. Bence Ahmet Kaya da bir bedeldi. Böyle görmek lazım. Sonuçta elbette Ahmet Kaya'nın bu ölümü birçok kesime ders olmalı diye düşünüyorum. Sonuçta daha birkaç yıl öncesine kadar dile getirdiğimiz şeylerin bedeli bu kadar acı bir linçken, bugün bu ülkeyi yönetenler tarafından gündeme getiriliyorsa ve tartışmak durumunda bırakılmışsa, herkesin oturup düşünmesi lazım. Herkesin sağduyuyla bu sorunlara bakması lazım diye düşünüyorum. Sanatçılar, aydınlar hiçbir zaman bu ülkede, bu ülkenin kötülüğünü, bu ülkede yaşayan insanların kötülüğünü veya ne bileyim olumsuz bir şeyler düşünmediler. Yaptıkları her şey bu ülkeyi sevdiklerindendi, bu ülke halkını sevdiklerindendi. Kürdüyle, Türküyle, hangi ırktan, dinden olursa olsun insanları sevdikleri için dile getiriyorlardı. Ki bunu yapmaları gerekir. Toplumcu bir sanatçı her şeyden önce bu sorumluluklar içinde olan insanların, Türkiye'de belki de bir takım insanların dile getiremediği, dile getirmeye çekindiği şeyleri gündeme getirmesi gerekiyordu. Biz bunları dile getirdik. Bizden önce de dile getirenler büyük bir bedel ödediler. İşte Nazım Hikmet hala vatan hainidir. Her ne kadar bugün şiirleri bu ülkede işte okunuyorsa da, hatta işte ne bileyim sevildiğini iddia ediliyorsa da. Ama Yılmaz Güney de aynı şeyi, aynı damgayı yedi ve sürgünde ölmek zorunda kaldı. Ve Ahmet Kaya bunu yaşamamalıydı diye düşünüyorum. 20. yüzyılda bu Türkiye'nin büyük bir utancıdır. Bence bunu bu noktaya taşıyan insanlar kimse utanmalı artık. Bundan bir ders çıkarmalı ve bence bu da yapılacak diye düşünüyorum. Evet, tabii biraz da sanatçı Ahmet Kaya'ya konuşalım. Siz de sanatçısınız. Ahmet Kaya'yı nereye koyuyorsunuz bir sanatçı olarak? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi Ahmet Kaya tabii ki
iyi bir yorumcuydu. Bunu söylemeliyim öncelikle. Çok iyi bir yorumcuydu. İyi bir besteciydi. Belki de Türkiye'de yetişmiş ender insanlardan biriydi bu anlamda. Duyarlıydı. Yüreği gerçekten sevgi dolu bir insandı. Daha önce de belirttiğim gibi. Canlıydı. İçinde olan şeyleri dışa vurmayı seven bir insandı. Hiç hesap yapmadan, nereye varacağını düşünmeden konuşan bir insandı. Konuşmayı seven bir insandı. Tabii ki önemli bir isimdi. Gelecekte de önemli bir yeri olacak diye düşünüyorum. Türkiye'de elbette bana göre bu ezgilerin, bu şarkıların yaratıcısı olan Ahmet Kaya anlamlı bir yeri olacaktır Türkiye'de. Evet, özellikle Ahmet Kaya'nın yorumladığı ve söylediği şarkılar, türküler çok, çok geniş kesimler tarafından dinlendi. Hatta bunun içerisinde farklı ideolojik eğilimli olan insanlar da var sağdan sola. Bu biraz da halkın dertlerine tercümanlık mı yapıyordu? Bundan dolayı mı bu kadar çok tutuldu? Sadece yok sesi güzel olduğu için mi? Yani söylediklerinde başka bir derinlik var mıydı sizce? Tabii Ahmet Kaya ve benzeri insanlar, yani bu ülkede bizim yapmaya çalıştığımız aslında bu ülkenin gerçekliğiydi. Dile getirdiğimiz bu gerçeklikti. Ne yazık ki bu gerçekliği dile getirdiğiniz zaman bu ülkede, özellikle bu ülkeyi yönetenler, işte bu ülkede ne bileyim bu savaşta çıkarı olan çevreler hep farklı şekillerde değerlendirdiler ve bu insanları vatan haini, bölücü ilan ederek bir şekilde bu olumluluğun önüne geçmeye çalıştılar. Aslında amaç buydu ama dediğim gibi sonuçta bu ülkede yaşayan herkes bir şeyi biliyor ki bu şarkılarda, türkülerde dile gelen kendi gerçekliğiydi. Beyaz da Ahmet Kaya'ya yönelik sevginin özünde de bu yatıyordu. İşte bence bu sevgi hiçbir zaman ırk, din, dil ayrımı yapmadı. Böyle bir sevgide bu aranmak, bunu aramak bile çok anlamlı değil. Ama ne yazık ki bu ülkenin medyası hem hakim hem savcı oynayarak böylesine güzel bir insanı linç durumuna getirebildi. Tabii ne yazık ki toplum olarak da böyle bir linç eylemi karşısında son derece duyarlı bir toplum olduğumuzu söylemek mümkün değil. Yıllardır medya ne söylediyse toplum da bunu yapmaya çalıştı veya bir şekilde kısmen de buna uymaya çalıştı ama ne yazık ki işte her şey çok farklı. Bugün gelinen noktada herkesin kendi kendisini sorgulaması lazım. Çok önemli diye düşünüyorum. Evet. Sayın Ferhat Tunç, çok teşekkürler programımıza katıldığınız için. Tekrar başınız sağ olsun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet sevgili izleyiciler, gerçekten Ahmet Kaya'nın bir ferma olarak, bir yorumcu olarak, usta bir yorumcu olarak uzun bir dönem, belki çağlar boyu insanların yüreğinde kalacak kesin, çünkü Sayın Ferhat Tunç'un, Yusuf Oğlu'nun ve Sayın Suavi'nin dediği gibi Ahmet Kaya halkın içinden gelen bir sanatçı ve onun dertlerini, sorunlarını yorumlayan bir sanatçıydı. Şu an telefon attığınızda Kürtistan Sanatçılar Birliği Başkanı Seyit Kan var. Seyit Kan, iyi akşamlar. Senin dediği şu çocuğa eyvah kirvem belli dersin dağların bana kirvem 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 Serhat'ımda hep akşam.